Bu oyuna bütün olarak bakıldığı zaman açıkçası çok yazık. Geride kalan 3 maç için de aynı şeyi söyleyebilirim. Çok yazık oluyor yani. İyi akşamlar. Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta şu sıralarda oynanan Kasımpaşa Evkur Yeni Malatya Spor maçıyla tamamlanacak. 4. hafta tamamlanmadan puan kaybetmeyen takım kalmadı. Galatasaray Antalya deplasmanından 1-1'lik eşitlikte dönünce şampiyonluk yarışında önde tutulan isimler haftayı genel olarak zorlu maçlarla geçirdiler. Fenerbahçe dışında kayıpsız. Fenerbahçe Başakşehir. Şampiyonluk adayı gibi görünmüyor. Ama Başakşehir de zirve adayı. Evet. Yani geçen senenin ikincisi. Dolayısıyla zorlu bir hafta daha geride kaldı. Avrupa Basketbol Şampiyonası devam ediyor. Biz vedalaştık. Tartışmaları sürüyor. Futbolda Dünya Kupası eleme grubunda geçtiğimiz hafta Hırvatistan maçını oynamamıştık. Programı yapmadan önce. Evet. Programı yaptık. Maçı oynadık. Kazandık. Arda kaptan çıktı. Lucescu Oğuzhan'dan daha iyi verim aldı. Oğuzhan hazırladı. Cenk attı. Konuşulacak çok şey var. Yabancı oyuncu tartışmaları Hırvatistan maçını kazanınca başka bir yere geldi. Bir anda bir sessizlik oldu. Hı hı. Ama söylenen sözlerin hiçbiri geri alınmadı. Dolayısıyla bir yandan futbol, bir yandan basketbol milli takımlarında yabancı oyuncu sınırlaması tartışmaları milli takımların hali sebebiyle tekrar konuşulur oldu. Geçtiğimiz haftayı bütün bu ana başlıklarla değerlendirince nasıl görüyorsunuz? Bugüne iyi görüyorum. Ne demek nasıl görüyorum? Yani sizce hangi gelişmeler öne çıktı? Neyi daha fazla kendi gündeminizde tuttunuz? Valla şimdi çok spor dolu günler yaşıyoruz. Yani işte mesela ben bu hafta en çok neye ilgilendim dersen ben bu hafta en fazla Amerika Açık'la ilgilendim. Çok güzel maçlar izledik. Çok sürpriz şampiyonlar, sürpriz finalistler oldu. Mesela şeyde Kevin Anderson, Güney Afrikalı bir tenisçi. Çok dünya sıralamasında yukarılarda değil. Çok güzel maçlardan sonra bir final oynadı. Finalde 3-0 kaybetti ama baktığınız zaman çok iyi oynayarak, yani ne diyeyim, onurlu bir şekilde oynadı. Hiç oyunu bozmadı, hiç kendini ezdirmedi. Ezildi ama ezdirmedi kendini falan böyle. Nadal'ın dönüşü tabii. İkinci Grand Slam'ini aldı. Yani bitti denilen Nadal ikinci Grand Slam'ini aldı bu sene. Keza bitti denilen Nadal 31 yaşa, 36 yaşındaki Federer'le beraber bu sene Grand Slam'leri aldılar. Tabii Djokovic'in sakatlığının bunda etkisi olsa da yeniden tenise bir heyecan geldi. Yani iki tane önemli adam orada. Basketbol milli takımımızın maçlarını izledim. Kötü bir takımımız var yani şimdi. Onu ayrıca uzun uzun konuşuyoruz ama şimdi tenisi konuşurken şeyi sorayım size. Kadınlarda Sloane Stephens. Evet, adını kazanan. İlk defa duydum. Dünya 478. miymiş neymiş galiba Mayıs ayına kadar. Yıl başında hızlı bir ameliyat geçirmiş. Hızlı bir maçtan sonra 82. sıradan girmiş Amerika Açığa. Ve şampiyon oldu. Büyük ihtimalle kendisinin inanmadı şampiyon olduğunu herhalde. Ama bütün büyük isimleri de eleyerek gelip şampiyon oldu. Ama tabii baktığın zaman kadınlar tenisinde biraz problem var. Yani hala Williams kardeşler etkin. Eski Doğu blokundan birkaç iyi oyuncu vardı. İşte birisi doğum yaptığı için bıraktı, ara verdi. Birisi formsuz ya da sakat falan böyle. Şarapova döndü bu arada. Şarapova doping cezasından sonra döndü ama o da hala yola gelmiş değil büyük turnuvalar açısından baktığınızda. Kadın tenisinde bir seviye kaybı olduğu görülüyor. Erkek tenisinde ise işte iki büyüğün tekrar geri gelmesiyle beraber yeniden bir heyecan başladı. Formula 1'de heyecan tekrar böyle bir yeniden bir kıpırdanma var Hamilton-Vettel kapışmasıyla. Ama spor dolu bir haftaydı, güzel bir haftaydı yani. Sporda önümüzdeki İspanya turu var bisiklette. Önümüzdeki hafta da güzel yorumuna gerek yok tabii. Önemli açıklamalar var. 2024-2028 olimpiyat oyunlarının ev sahipleri açıklanacak. Biri Paris, diğeri Los Angeles olacak. Los Angeles 3. olimpiyatını yapıyor. Paris'te. Evet, Paris yakın zamanda olmasa da 3. olimpiyat yapıyor. İkisi de 3. kez olimpiyat düzenliyor olacaklar. İkisinin de çok ciddi hazırlıkları var. Bu arada dünyanın yaşadığı tuhaflıklar, insanoğlunun ürettiği tuhaflıklar doğal olarak sporu da etkiliyor. Mesela? Kış oyunları düzenlenecek.
Kore'de değil mi? Güney Kore'de. Evet. Kuzey Kore'nin nükleer denemeleri yaptığı yerden yaklaşık 80 kilometre uzakta. Yani aslında burnunun dibinde. Evet. Pyeongchang'da yapılacak. Nükleer denemeler yapılınca bilet satışları beklenenin onda birini bulmamış. Bu da 50 milyon dolarlık bir gelir getirmiş. Hı-hı. Hedefleri 2.3 milyar dolar. Oyunların gerçekleşebilmesi için. Sadece bilet satışıyla değil de. Yani bilet satışından beklediklerinin 12'de birine ulaşmış durumdalar. Dünya gitmeye korkar olmuş. Kuzey Kore ne yapar ya, diye. Bu çok bana inandırıcı gelmiyor. Niye? Çünkü zaten bu gibi organizasyonlar biletlerin herhalde %80'i falan sponsor alıyor. Orada muhakkak vardır. İşte ne bileyim Samsung, LG, MLG ne kadar Kore firması varsa zaten sponsordur. Bir de bunun uluslararası büyük başka sponsorlar da var. Yani bana çok inandırıcı gelmiyor. Bu böyle biraz anti Kuzey Kore propagandası mekanizmasının bir parçası gibi de olabilir yani. Sonuçta yani Kuzey Kore spora da vurdu. Vay Kim Jong-un falan gibi bir şey de olabilir, bilmiyorum. Peki basketbol dediniz, ben sözünüzü kesmiştim. Basketbolda devam edelim. Futbol milli takımımız eleştirilirken Hırvatistan maçını alana kadar basketbol milli takımımız yenilse de ayakta alkışlanarak işte düne kadar geldi. İspanya'ya mağlup olduk. Sürpriz değil. İnanılmaz mücadele ettik. Alkışlandılar. Size ne anlattı? Sizin beklentiniz nasıldı? Vallahi şimdi bana aslında bunları bir halta anlatmıyor. Niye bir halta anlatmıyor? Şimdi tabii sporda önemli olan nedir? Sonuç mu? Yani şimdi bu gibi işlere baktığınız zaman sonuç önemli. Yani basketbolda sonuç önemli değil, futbolda sonuç önemli. Bilmem nerede, abi her yerde. Turnuvada sonuç önemli. Tabii. Turnuvaya katılıyorsan sonuç önemlidir. Şimdi yani tamam, basketbol milli takımımızı alkışlayalım falan filan. Çok güzel şey yaptılar, mücadeleler falan filan, ama abi bir de sonuç diye de bir şey var ya şimdi. Basketbolda bu ülkede ikinci spor, hatta ya belki de neredeyse baktığın zaman belki de birinci spor olma noktasında gelirleriyle harcamalara karşılaştığınız zaman çok az bir gelir olduğu zaman büyük harcamalar yapıldı. Önemli bir spordu. Şimdi yani işte futbolda yabancı olmasın. Peki basketbolda olsun mu kardeşim? Mesela futbol başarısı olunca yabancı sorunu. Peki basketbolda yabancı sorunu yok mu madem öyle? Eğer başarısızın faturası yabancılara yüklenecekse. Fenerbahçe Avrupa şampiyonu oluyor, tamamı yabancı oluşan takımla. Veya işte Galatasaray veya diğerleri. Yani böyle bir ikiyüzlülük var burada. Abi, o zaman yabancı meselesi, basketbol takımlarımıza da yabancı yasaklayalım. Niye basketbolda serbest, futbolda yasak? Falan gibi böyle. Yani açıkçası hani basketbol takımımızın gençlerimizi alkışlıyoruz falan filan, ama abi bir başarı da lazım kardeşim. Yani sen işte İngiltere ile Macaristan'ı deviriyorsun. Evet. Hangi seviyede ülkeler? Ülkeler. Belçika'yı hatta. Belçika. Macaristan'ı da değil. Şimdi biraz basketbolla haşır neşir ülkelerin yenil falan böyle. Hani oldu, iyi mücadele etti. Abi ben yemem bunu. Yani ben terliyim. Yok, hakikaten yemem. Çok iyi mücadele ettiler. Abi ettiler, ama tamam şöyle, ama kendi potasında mücadele edebiliyor. Karşı tarafta hücum organizasyonumuz, etkinliğimiz abi, yok. Yani sonuçta basketbolda bir başarı yok yani. Kimle oynadık? Rusya'ya yenildik. Sırbistan'a yenildik. Letonya'ya yenildik bir de. Evet. Şimdi yani biraz İspanya'ya da yenildik. İspanya'ya sonra yenildik. Biraz kıpırdanmış bir yer, biraz basketbolla anılan bir ülke geldiği zaman zart diye yeniliyorsun. Ondan sonra çocuklar iyi mücadele etti. Abi peki ben spor yorumcularına söylüyorum. Futbolda iyi bir kadro çıkarmadan yabancılar sorumlu da, basketbolda iyi bir kadro çıkarmadan yabancılar sorumlu değil mi? Hadi basketbolda getir 3 yabancı diye kısıtlama, 2 yabancı diye kısıtlama. Madem yerlerin gelişimini engelliyor. Değil mi? Neyse geç, boş ver. Şöyle devam edelim o zaman. Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu. Türk basketbol tarihinde yeri olan bir isimdir. Tabii canım, Hidayet Federasyon Türk Başkanı'nın. Çok dikkat çekici bir açıklaması var. Önce onu hatırlayalım. Türk halkının gerçekten gurur duyacağı mücadelesiyle, birlikteliğiyle, sahadaki savaşçılığıyla bir takım yaratmak peşindeydik. Her ne kadar istediğimiz sonuçları elde edemesek de Türk halkının kalbine girerek kazandılar diyebilirim. Gereksiz yorumlar da yapıldığını gördük, şahit olduk. Buraya zarar vermek isteyen insanlar da oldu. Bu turnuva bittikten sonra gerekli açıklamayı bir başkan olarak isim vererek yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın.
Şimdi milli takım düşmanı isim verilerek anlatacak isimlerin olması, yani sonuçta federasyon başkanı bunu diyor. Çok üzücü değil mi böyle bir ortama sahip olmak? Vallahi şimdi yani Hidayet ne demek istemiş ben çok çözemedim. Yani ben pek bir düşmanlık görmedim milli takıma. Yani bir eleştiri de görmedim, bir şey de görmedim. Bilmiyorum, herhalde bizim bilmediğimiz başka bir şey biliyor. Yani arka kulislerde dönen bir dolaplar falan var herhalde. Onu biliyor. Olmalı ki böyle bir şey ihtiyaç hissetti. Ben bu söylemleri çok açıkçası sevmem yani. Niye sevmem yani? Bu sonuçta herkesin takımı yani. Niye bunun arkasında kumpas mumpas falan filan, ama isim vererek açıklayacağım dediğine göre, net konuşacağım dediğine göre Hidayet'imi bildiği vardır yani. Boşa böyle bir şey söylemiyordur diye ben düşünüyorum. Ben biraz araştırınca şöyle bir şey sadece fikir olarak ortaya çıkıyor. Hani ev sahibi ülke olma avantajını kullanacağımız gibi bir hakem yönetimiyle karşılaşmadık hiçbir maçta. Evet. Hatta hakemlerden bırakın destek görmeyi, yani köstek olunan maçlar da oldu. Dolayısıyla iş dönüyor dolaşıyor. FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel geliyor. Acaba açıklayacağı isim o mu diye konuşuluyor. Onunla ilgili yapılmış açıklamalar da var daha önce. İşte turnuvanın açılış törenine davet edilmemesi. Önce Ünal Özak, daha sonra Atilla Gökçe bunları yazdılar. Turgay Demirel'le de konuşup hatta yazmışlardı. Orayı adres diyebiliyorlar. Ama başka bilmediğimiz bir şey dediğiniz gibi varsa... Bilmiyorum bunu... yani kalkıp Turgay Demirel mi diyecek der. Yani şöyle söyleyeyim yani... hani Turgay Demirel beni çok eskiden tanırım. Yani Galatasaraylı basketbol... Galatasaray basketbol takımının kaptanıydı. Galatasaray'ın şampiyon olduğu dönemlerde, Fenerbahçe Galatasaray rekabetinin en yüksek gol dönemlerde Galatasaray basketbol takımının kaptanıydı. Ben Turgay'ı o günlerden beri tanırım. Ama sonrasında açıkçası bende ciddi bir hayal kırıklığıdır Turgay Demirel. Uzun yıllar Basketbol Federasyon Başkanı koltuğunda oturmak için türlü fırıldaklar çevirdiğini, türlü siyasi girişimlerde bulunduğunu falan filan da bilirim. Bir de bildiğim şudur, Turgay Demirel yaralı parmağı işemez. Yani bir beklentisi varsa Hidayet Türkoğlu'nun bunu karşılamamış olabilir. Asla karşılamaz. Yani parmağını kıvırdatmaz. Yine diğer milli takımda kendisi devam edelim. Kendisi dışında herhangi birisi için parmağını kıvırdatmaz. Lucescu mu değiştirdi 3 günde milli takımı, Hırvatistan'ı, yani dünyanın, Avrupa'nın sayılı takımlarından birini mağlup etmeyi başardık? Yok. Yani, tabii ki Lucescu'nun bir etkisi var. Ama şöyle söylemek lazım. Yani Hırvatistan iyi takım. Biz Hırvatistan'da her oynadığımızda genellikle mağlubiyetten kurtulan taraf oluyoruz. Yani yenilecek bir oyun oynuyoruz ama genelde yenilmiyoruz. Bu Türk futbolunun özelliğinden kaynaklanıyor bence. Biz fizik takımlarla iyi oynayamıyoruz. Yani yüksek fizik güce sahip baskı oynayan takımlara karşı şansımız olmuyor. Kuzey futboluna karşı özellikle. Ama mesela işte Hırvatistan gibi bize ayar. Yani bize ayar dedi ya. Biz de teknik bir takım sayılırız kendi çapımızda. Hırvatistan da daha teknik olmakta ve teknik bir takım. O düzeyde biz rakibi bozabiliyoruz veya işte bazı şanslar bulabiliyoruz falan. Yani biz fizik futbol oynayan takımlar karşısında başarısız, üst düzey fizik futbol oynamayıp teknik fizik karma oynayan takımlar karşısında biraz daha başarılı olma ihtimalimiz oluyor. Hırvatistan maçında da aslında baktığın zaman yenilebilirdik de, yani adamların bir sürü pozisyonu var. Zaman zaman tek kaya yaşayacakları durumlar var ama şanslı günümüz dedik. Savunmamız iyiydi. Benim burada geçen sefer dikkat çektiğim savunmadaki, dedin ki maçın en önemli aksayan yeri, yani hücumu falan bırak, savunmadaki bu iki adam aksayınca zaten bir şey yapamıyorsun. Yani sağ bek ve sol bek aksayınca, olmayınca takımda sen eksik oluyorsun. Bu sefer o hatalardan dönülmüştü. Yani o bir tarafta İsmail Köybaşı, diğer tarafta Şener hatasından dönülmüştü. Oyuna biraz daha katkı sağlayan iki tane bekimiz vardı. Şansımıza yaver gitti. Öndekilerin de ciddi desteği vardı. Arda iyi oynadı. Arkadan destek ya. Arda ilk maçta sonradan girdiği bölümde iyi oynadı diye burada ben söyledim ya. Arda girdikten sonra biz pozisyon bulduk Ukrayna karşısında da diye burada söyledim mi? Ya Arda kötü oynamadı ilk maçta da verilen süre itibariyle. Bu sefer biraz daha etkin olacağı dakikalarda, sürelerde yer alınca daha etkin oldu. Oğuzhan'ın bir kişisel beceriyle çıkardığı bir şutu çocuk çok iyi tamamladı. Cenk Tosun çok iyi tamamladı. Yani zor bir pozisyonda açısı. Kolay bir gol değildi yani. Çok da güzel vurdu. Kazandık yani ama şöyle söyleyeyim yani biz muazzam bir futbol oynamadık. Akıllı bir futbol oynadık. Zaten Lucescu'nun da genellikle becerebildiği budur yani. Galatasaray mesela işte Lucescu zamanında Süper Kupa'yı aldı biliyorsun Lucescu ile beraber. 2 yıl üst üste Galatasaray'da
Şampiyonlar Ligi'de gruplardan çıkarmayı başardı. Çeyrek finale kadar götürdü. Bunların hepsinde de Galatasaray kendinden çok güçlü takımlar karşısında çok şık olmayan ama akıllı bir futbolla ya kazandı ya berabere kaldı. Deplasman galibiyetleri falan. Yarıdan fazlası değişmiş takımda falan o zaman. Ya o zaman yani o yüzden Lucescu iyi bir hoca yani. Şimdi bunu böyle olacağını söyledik de baştan. 6-9 Ekim'de önümüzdeki ayın başında iki maçımız var. İzlanda ile Eskişehir'de sonra deplasmanda Finlandiya ile oynayacağız. Başarılar dileyelim milli takıma ama bu milli takım süreci bize bu yabancı tartışmaları başlatınca pek çok yerden ses çıkarken gözler Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbey'in üzerindeydi. Hani ne diyecek diye. Çünkü Galatasaray çokça yabancı transfer yapıp fırtına gibi girmişti sezona. 3 hafta üst üste seyircisini ateşleyen bir ortamda oynayınca eleştiriler direkt daha doğrusu tepkiler onadır diye yorumlar yapılıyordu. Önce Dursun Özbek neler dedi bakın yabancı sınırıyla ilgili onu bir hatırlayalım üzerine konuşmaya devam edelim. Yabancı futbolcu mevcudiyeti bütün takımlarda aşağı yukarı aynı. Şimdi liglerdeki durum böyleyken kalkıp yabancı sınırlamasını konuşmanın bence çok fazla bir anlamı yok. Çünkü herkesin durumu aynı. Her konuda yasakçı zihniyetin kendi konusuyla ilgili hiçbir fayda sağlamadığı, aslında daha da geri götürdüğünü herkes bilir. Bu gündemin çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Dursun Özbek Galatasaray Başkanı olarak oturdu. İmza töreninde yaptı bu açıklamayı. Hı-hı. Ama Kulüpler Birliği Başkanı aynı zamanda. Dolayısıyla gerçekçi görmediği gündem, daha doğrusu başkanın görmediği gibi mi? Gerçekçi değil mi yabancı tartışması? Bence haklı. Yani şu anda bunun tartışmanın bir alemi yok. Yani belki önümüzdeki sezon için benim sınırlamaları şimdiden tartışmak gerekiyor olabilir. Oluyor ama bu sezon için zaten bir şey değişmesi mümkün değil. Anlaşmalar yapılmış, futbolcular alınmış. Ben şunu anlamıyorum. Yani aynı federasyon döneminde önce yasak, sonra tam serbestse, sonra bir daha yasak tartışması. Yani tutarlılık derdi. Federasyon başkanı ne iş yapar kardeşim? Yani o yanlışsa sonra o yanlışa niye dönüldü? Bu yanlışsa niye bu yanlışa dönüldü? Şimdi tekrar niye geri dönülecek? Yani bu anlamsız bir şey ama şunu söylemek lazım. Yabancı sınırlamasının Türk futbolunda kaliteyi arttıracağı yolundaki iddiaya ben asla katılmıyorum. Niye katılmıyorum? Yani sonuçta yasakken arttı mı? Artan tek şey şu oluyor. Kalitesiz Türk futbolcuya ödenen paralar artıyor. Bunun dışında bir şey artmıyor. Tarık Çamdal'ın bonservisine 5-6-7 milyon euro veriyorsun. Ne bileyim işte Veysel Sarı'nın işte ya da ne bileyim Fenerbahçe'nin aldığı bir sürü böyle oyuncular vardı veya başka takımların. Sonuçta ne oluyor? Yani futbol gelişmiyor. Sadece yerli oyuncuları elinde bulunduran diğer kulüplerin gelirleri artıyor veya bu futbolcuların değeri naylon bir şekilde şişiyor. Şimdi Tarık Çamdal Galatasaray 5 milyon 6 milyon neyse bir bonservis veriyor. Hadi bakalım o bonservisin 10'la 1'ine satsın şimdi Tarık Çamdal'ı. Bırak bedava verse kimse alıyor. Bu uluslararası piyasası var bunun kardeşim. Sen bu piyasanın dışında kalıp da yasak. Şimdi yıllarca Türkiye mesela gümrükleri savundu işte. İşte gümrükler açılmasın işte yerli sanayimiz batar falan filan diye. Ne oldu yerli sanayi? Dünyanın en dandik arabalarına bindik. Dünyanın en dandik böyle eğri büğrü çamaşır makineleri kullandık yıllarca. Ne oldu? Türk sanayi batar diye. Gümrükler bir açıldı ne oldu abi? Türk sanayi şimdi Avrupa'da en fazla beyaz eşya satan, en fazla televizyon satan. Demek ki bu işi yasaklamakla kaliteyi arttırmak çok birbirine bağlantılı şeyler değil. Ama şuna katılıyorum. Belli miktarda oyuncunun ilk 11'de yer almasına izin verilmesi, yani burada bir sınırlama olması, bunun 4 mi olur, 5 mi olur, 3 mü olur, 6 mı olur, o bütün herkesin tartışarak karar vereceği bir nokta. Elbette ki milli takıma bir omurga oluşturmak konusunda bir fayda sağlayabilir. Ama yine bile sağlamadığı oluyor. Çünkü omurgayı yabancıdan oluşturduğun zaman yine milli takıma bir faydası olmuyor. O yüzden de bence Yılmaz Ege'ye gel şudur. Bu böyle abuk sabuk televizyon programlarında, ekranlarda, gazete köşesinde tartışacak bir şey değil. Federasyon bütün takımların yerli yabancı hocalarını toplar. Birincilik ve Süper Lig'in hocalarını toplar. Bunların toplamı kaç kişi eder? 40 kişi eder. Toplar bu 40 kişiyi. Der ki arkadaşlar ne diyorsunuz? Bunları anlatırlar. Bunların başına bir arama konferansı gibi olur. Birini kusurluk koyar. Yurt dışından birkaç örnek verebilecek birileri getirir. İngiltere'den, İspanya'dan. Bir tartışılır, bir konuşulur. Bir düzen kurulur ama bu böyle. İşte çıkacak birisi oradan. Diyecek. Sen kimsin diyorsun kardeşim. Sen kimsin? Ben kimim? Biz önce fikirlerimizi verdik ama olmaz. Olur.
ne yapacaksın? Oldu. Oldu. Şimdi futbol camiasında çok farklı kesimlerden geldi ya bu sesler. Hani İstiklal Marşı'nı okuyacak adam bulamıyoruz bak, diye. Bu memlekette her şey yalan dolan. Herkes fırıldak olmuş memlekette. Şimdi mesela bunu söylerler. Sonra Ankara'dan Cumhurbaşkanı der ki kardeşim bu kısıtlama yanlıştır der. Herkes evet yanlış der. Veya Cumhurbaşkanı der ki bu evet kısıtlama olur. Herkes evet kısıtlama. Ya ben fırıldak bir millet var abiciğim. Ne bakıyorsun bunlara sen ne söylediğine? O zaman bir tane keyifli şeyle devam edelim. Dönüp dolaşıp yabancı sınırı tartışılırken altyapılara yönlendiriliyor. Akla da Altınordu'dan başka örnek gelmiyor. Şimdi Altınordu'dan bir oyuncu röportajı göstereceğim size. Göster bakalım. İzleyelim. Türkiye'de top odaklı. Topa odaklı futbol oynanıyor. Avrupa'da ise alan odaklı oynanıyor. Nagelsmann sahayı 16'ya bölüyor. Bu saha 16'ya bölündüğü zaman çok apayrı şeyler çıkıyor. Futbol gelişiyor. Biz de bununla beraber gelişmeye çalışıyoruz tabii ki. Buna ayak uydurduğumuz zaman biz de Avrupa'da inşallah ses getireceğiz. Beynin iki lobunu çalıştırmak üzere antrenmanlar yapıyor. Bu çocuk nereli? İzmirli. İzmirli. 16 yaşında. Maşallah. U16 takımındayken bu röportaj. Bu sene U17 takımında. Yani şu iddia ediyorum süper takımlara bu röportajı bu seviyede verecek oyuncu yok. Taraflarımda teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki maça bakıyoruz. Dışında bir şey söyleyen futbolcu Ender bulunuyor. Çok güzel konuştu. Çok şahane konuştu. Bunun için de eğitim verdiklerini söyledi Hüseyin Eloğlu. Abi şimdi bak. Altınordu alt yapı falan. Şimdi, abi, ben hatırlıyorum. Bundan birkaç ay önce Galatasaray Divan Kurulu toplantısına gittik. Saygıdeğer ve Sayın Başkanımız Dursun Özbek kalktılar. Dediler ki bizim milli takımda işte 6 mı 7 tane mi ne Galatasaray altyapıda oyuncu var. Bunlar süper müper falan filan. Where are they? Tercüme ederim. Nerede bu çocuklar? Tamam mı? Nerede? Where are these kids abi? Yok abi bunlar. Peki abi biz niye kalktık o divanda bunlara düşürdük? Aynı şey büyük ülkeler Fenerbahçe'de var. Abi yahu bunlardan iki tanesini koy kulübeye be kardeşim be. Koy kulübeye. Koy. Bakalım ne oluyor. Yani ben Selçuk'u ıslıklayacağım at taraftar olarak. Bu çocukları seyredeyim abi bir tanesini. Aa belki olur. Şimdi ondan sonra yabancı mı? Ya Allah aşkına zihniyetler sakat abi. Şimdi Altınordu'ya geçecek bu çocukları satacak. Satmasıyla beraber 10 yıllık daha bütçesi olacak falan filan. Abi şimdi Galatasaray Başkanı 6 tane oyuncuyu alkışlatıyor. Bunlar milli takım falan filan gidiyor. Sen bunları Galatasaray'da görmüyorsun. Nerede göreceğim abi ben bu çocukları? Nerede olacak bu çocuklar? Bak daha önce söyledim burada. Galatasaray'da ikinci başkan olduğum dönemde şimdi bizim o zamanki genç takımın antrenmanlarını seyrediyoruz gidip. Bir çocuk var ya çok iyi falan. Hakikaten iyi çocuk yani. O seviyede aralarında parlıyor. 18 yaşında mı? 17 yaşında mı? Öyle bir şey. Lüçe bak demek ki böyle ha dedi ben de izliyorum onu dedi. İyi çocuk dedi. Dedi niye almıyorsun takımı? Ya dedi ezilir diye korkuyorum dedi ama dedi, alacağım galiba dedi. Bir ay sonra abi A takımı antrenmanlara çıkarmaya başladım. Kim o çocuk? Kim? Sabri. Ya şimdi seversin sevmedin. Ama sonuçta altyapıdan Galatasaray'a geldi. Kaç bu dediğim 2001 senesi 2017 demek ki 17-16 sene Galatasaray'a hizmet etti. Şimdi abi... Göztepe'de de gayet iyi oynuyor. Çok iyi diyor Göztepe'de evet. Yani dene abi bunları al zorla üst seviyeye çekmeye çalış. Kimsenin bunları yaptığı yok. Şimdi o Galatasaray Antalya deplasmanında bir berabere kaldı. Igor Tudor'un iştahla saldıran takımı bu hafta farklı bir görünümdeydi. Bunu milli maç arasında ilk 11'in 9'u milli takımlarında oynayan oyuncular olduğu için biraz yorgunluğa yol vesaire dahil ama ağırlıklı olarak da milli maçlara bağladı. Igor Tudor'un açıklamasını dinleyerek devam edelim. Birçok ana oyuncumuz yani bize o agresifliği veren, oyunu oynatan, o tempoyu veren oyuncularımız milli takımdan döndüler ve yorgunlardı açıkçası. It will be all the season, you know. Selçuk bizim önemli bir oyuncumuz. Takımımızın çok önemli bir parçası ve böyle de olmaya devam edecek sezonun sonuna kadar. O an için sonuçta bir yolcu olarak takımın en iyi şekilde hamle yapıp takıma iyi bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Badu'yu yorgun gördüm. O yüzden tercih hakkımı bu şekilde kullandım. İkinci bölümdeki açıklaması, açıklamasının ikinci bölümü. Selçuk İnan oyuna girdikten sonra takım düştü eleştirisine yanıt. Şimdi... Ben burada ne diyorum haftalardır? Siz hepiniz
Türk spor medyası bir ortak koro halinde Galatasaray süper, şimdiden şampiyon, acaba Şampiyon Ligi'nde ne yapar seneye falan filan gibi bir yaygı içerisinde. Ben dedim ya Galatasaray 3 tane zayıf takımla oynadı. Şimdi bunu çok ciddiye almayın. Birileri Galatasaray'ın sadece ve sadece koşarak başarıya ulaşmaya çalıştığını görecek ve bunun önünü bir kestiği anda da Galatasaray'ın bir oyun planı, bir kendine yeni bir şey, formülasyon geliştirme durumu yok. Dedim mi? Bir. İki. Ne dedim? Galatasaray sezonu diğerlerini önce başlattığı için erken forma girdi. Bu formdan düşüş tehlikeli olabilir ve çok erken düşebilirler, çok sıkıntı yaşayabilir. Dedim mi? Bütün bunları söyledim mi? Söyledim. Geçen hafta burada dedim mi? İlk defa Antalya ile ciddi bir maç oynayacaklar. Bu ana kadar Latin Okum takımdan oynadılar. Antalya'da hem usta ayakları var hem de pis bir teknik direktör var. Yani pisten kastım şu. Rakibi durdurmayı bilen, kastırarak oynayan bir teknik direktör var. Ne oldu abi? Dün sabah pazardayım abi. Ben her pazar günü pazara gidip meyve sebze alıyorum abi. Pazarcılar da sağ olsunlar büyük günümü Galatasaray'da. Ben dedim ki abi akşam dedim biz puan kaybederiz. Yok abi. Dedim ya haftaya pazar buradayız konuşuruz. Dedim ki hatta dedim bak haftaya eğer ben haklı çıkarsam bana dedim işte bir kutu bilmem neyi bedava alırım senden fazla gırgırdayım. Belli. Artı üstüne Tudor'un tekrar yanlış değişikliği. Çünkü bak 3 maç oynadık biz. Bu 3 maçtan bir tanesi burada da söyleyeyim. İlk defa dedim tarihinde doğru oyuncuları değiştirdi. Bir kere yaptı bunu. Onun dışında oyun değişikleri her zaman yanlış. Şimdi Badu Endai'ye çıktı. Yorgunmuş. Abi Selçuk doğuştan yorgun ya. Yani Selçuk geçen seneden beri sürekli yorgun abi çocuk. Şimdi bak şunu söylemiyorum yani Selçuk... Oyunu tutmak için yapmış olabilir yorumu da yapılıyor. Yapıldı. Peki abi Selçuk oyun tutmayı biliyordu da geçen sene beri hangi oyunu tuttu bana ya? Böyle öne geçiyor muydu ki Galatasaray? Zaten gol atamıyordu pek çok maçta. Abi oyunu tutacak falan filan bir durum yok arada bak. Maçı seyrediyoruz bir arkadaşımla beraber. Selçuk gibi dedin ki yazık oldu Selçuk'a. Niye dedin? Yani, günah keçisi olacak. Bizim gol yiyeceğimiz aşikar bir veya birkaç. Gidemiyoruz bile. Ağamıza hapsolmuş vaziyetteyiz. Fatura Selçuk'a çıkacak. Çünkü Selçuk'un zaten bir şey oynamasını beklemiyorum ben. Kimse de beklemiyor aslında. Aklı başına kimse. Abi niye Selçuk? Şimdi kulübeye bakıyorsun aslında. Evet Badu Endai'ye çıkıyorsa eğer alınabilecek bir Selçuk var gibi orada ama şimdi sen De Jong'un kadro dışı. O yok, bu yok falan filan. Orta saha oyuncusu diyebileceğim bir tek Selçuk var kulübede abi. Mecburen Selçuk oluyor. Peki niye Endai'ye çıkıyor? Endai'ye Selçuk Endai'den daha mı agresif, daha mı zinde, daha mı enerjik bir top oynuyor? Oynamış bugüne kadar, nerede oynamış? Orada zaten Belhanda da eleştirilirken bu değişiklik. Şimdi bak şunu söyleyeyim. Belhanda'yı çıkarıp Selçuk'u alsa biraz daha mantığı var biliyor musun? Endai'yi onu destekler çünkü Selçuk'u. Belhanda dökülüyor çünkü. Yani, ama Endai'ye de bir dinamizm yine var yorgun bir olsa. Belhanda tel tel dökülüyor. Oraya al, orada Selçuk'u tolere edebilirsin. Yani az koşmasını falan filan. Ama arkada Endai'nin olduğu yerde Selçuk'u tolere edemezsin. O zaman başka türlü bir oyun planına geçmen lazım. Belki o zaman oraya kaydırman gereken oyuncu Selçuk değil bir başkası. Şimdi Galatasaray maçında konuşulacaklar var. Galatasaray taraftarının şunu söyleyeyim de çok konuşacak bir şey yok Galatasaray'a. Şunu söyleyeyim bak şimdi Galatasaray'la ilgili herkes şişirirken ben dedim ki durun bismillah da. Yani 3 tane maç oynadık. Bu 3 takımdan 2 tanesi kuvvetli muhtemelen zaten küme düşme adayı takımlar. Biri Osmanlı, diğeri Kayseri. Kayseri sonra biraz toparlar gibi oldu. Birkaç transfer falan filan yaptı. Bunlarla ölçü değil. Sen daha babalarla oynamadın. Yani babayı bırak biraz dişiyle oynadın. Daha sen Başakşehir'le oynamadın. Daha sen Beşiktaş'la oynamadın. Daha sen Fenerbahçe'yle oynamadın. Ki Fenerbahçe'de kötü olmasına rağmen. Ve ligin işte Kasımpaşa'yla oynamadın. Yani ligde can yakan takımlarla karşı karşıya gelmedin henüz. Gel bakalım ne olur. Kasımpaşa dediniz 60. dakika geride kaldı. 2-1 önde Kasımpaşa. 70'lere yaklaşıyoruz ve biz de kısa bir ara vereceğiz. Galatasaray maçında taraftar isyanı da var. Onları da konuşmaya devam edeceğiz.